Bugün günlerden 4 Ekim Cuma, saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Yükseköğretimin uluslararasılaşması vizyonuyla gerçekleştirilen Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu'nun üçüncüsü Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve Yenilik Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Teknik Üniversitesi ve Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Programa YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal, Özbekistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor Adil Abdurrahmanov, her iki ülkeden rektörler ve akademisyenler katıldı. Forum kapsamında eğitim, bilim ve üretimin entegrasyonu, modern eğilimler ve gelecek vadeden yönler başlıklı bir sunum yapan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, konuşmasında eğitim, bilim ve üretim alanlarının birbirini nasıl destekleyerek ilerlediğine dikkat çekerek bu entegrasyonun ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca bilgi ve teknolojinin üretim süreçlerine entegrasyonunun inovasyon ve yenilikçiliği teşvik eden önemli bir unsur olduğunu vurguladı. Türkiye'nin en köklü ve en kapsamlı sağlık kuruluşlarından olan ve son dönemde yapılan yatırımlarla modern tıbbın gerektirdiği her türlü teknolojik cihaz ve donanıma kavuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, hem eğitim hem de sağlık hizmetlerinde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyor. Ege Üniversitesi'nin dijitalleşme misyonu kapsamında Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de hizmet kalitesini arttıran pek çok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Rektör Profesör Doktor Budak, online doktor, teletıp, dijital arşiv, online randevu, dijital ilaç ve depo yönetimi ile arşiv ve veri sistemlerini hayata geçirdik. Hastanedeki yatak sayısı, poliklinik hizmetleri, ayaktan başvuran hasta sayısı, acil servise yapılan başvurular, gerçekleşen ameliyatlar ve taburcu olan hastalar gibi verileri, aktif olarak değişen hizmetlerin dijital ortamda anlık takip edilebilmesini sağlayan otomasyon sistemi hizmetine başladık. Doktor ve hemşirelerin hastalara hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan, hastaneye ait medikal, mali ve idari süreçlere ilişkin verilerin yer aldığı elektronik hasta dosyası uygulamasıyla işlemlerimizi daha hızlı ve erişilebilir konsepte taşıdık. Tüm klinik ve anabilim dallarımızdaki alet, ekipman ve tıbbi cihaz parkurlarını yenileyip güncelledik. Hepimizin bildiği gibi dijitalleşme bir sonuç değil, bir süreç. Sistemlerimizi ve teknoloji altyapımızı sürekli olarak güncelleyerek geliştirmeyi sürdüreceğiz dedi. Ege Üniversitesi paydaşı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde Teknofest Adana'da yerini aldı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, her yıl teknolojinin ve inovasyonun buluştuğu Teknofest 2024'te Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yer alıyoruz. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde kamu kuruluşları, teknoloji firmaları ve yüksek öğretim kurumlarının katkılarıyla düzenlenen dünyanın en büyük organizasyonunda yerimizi aldık dedi. Ege Üniversitesi'nin bilim ve teknoloji takımlarına başarılar dileyen Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, bilim ve teknoloji ekiplerimiz ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda hazırladıkları inovatif projelerini festivalde sergileyecekler. Tam akreditasyona sahip, öğrenci odaklılıkta ödüllü bir araştırma üniversitesi olarak bu dev organizasyonu bir fırsat olarak görüyoruz. Bir yandan kendi projelerimizi sergilerken, bir yandan da başka kurumların çalışmalarını inceleme ve analiz etme olanağı bulacağız. Takımlarımıza Teknofest 2024'te başarılar diliyorum diye konuştu. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi tarafından 5. Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu düzenlenecek. Mutfak kültürü ve göç temasıyla 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sempozyum hem çevrimiçi hem de yüz yüze katılımcılarla buluşacak. Sempozyumda gastronomi, turizm ve kültür çalışmaları alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek mutfak kültürünün göçle nasıl şekillendiği ve etkilendiği tartışılacak. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.